Arkadaşlar, herkese selamlar. İnanılmaz bir yoğunluk. Biraz önce çektiğim bir video var. Yani hani mahşer günü gibi bir kalabalık var orada. Beşiktaş-Trabzonspor maçındayız bildiğiniz gibi. İki çok kötü oynayan takım aslında, hani çok yani gerçekçi bir şekilde söylemek gerekirse. Kadrolar yine çok eksik var, bizde de Trabzonspor'da da çok eksik var. Trabzonspor'un forveti şu anda Afrika Kupası'nda diyebiliyorum çünkü. Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı biraz önce. Umut Meraş sol bekte, Bahtiyar'la Necip stoper, sağda Svensson, orta sahada 10 numarayı yanılmıyorsam Gezal'ı oynatıyor. Getson'la Amarty arkada var. Onun dışında sağda Raşit'se, solda Semih, ileride de Cenk'i görüyorum. Cenk'ti değil mi? Cenk oynuyor aynen, Muleka değil. Hepsinin böyle bir yok oynamama ihtimalleri falan vardı. Umarım kazanırız. Zor bir maç. Takımımızın yetersizliğinden dolayı çok zor bir maç aslında. Müthiş bir kalabalık var bugün gerçekten. Tam Trabzonspor maçı eyvallah falan ama yani beklemediğim bir şekilde iyi bir kalabalık var şu anda. Stada doğru gidiyorum şimdi. Zaten stadın yanındayım gördüğünüz üzere. Transfer hala yok bu arada. Transfer bekliyoruz hala. Hiçbir değişiklik yok. Bir hafta oldu Sivas maçının mağlubiyetinden beri. Bekliyoruz bakalım. Umarım kadromuz güçlenecek. Stada giriyorum. Çok kalabalık şu anda. Çok yoğunluk var her yerde. Birazdan görüşmek üzere tekrardan. Arkadaşlar, selam herkese. Stada geldim şimdi. Yani kalabalıklaşıyor gittikçe, zaten bir yarım saat falan kaldı maça. Trabzonspor taraftarı yok olmasını çok isterdim bu arada gerçekten. Neden alınmadığını asla anlamıyorum. Hani Fenerler, Galatasaraylılar gelebiliyorken Trabzonluların gelememesi çok saçma bir durum. Yani bunları artık bir dur dememiz lazım bu arada gerçekten. Hani 2024'e girdik, hala deplasman taraftarı gidemiyor. Muhtemelen biz de ilk maçta onlara gidememişizdir gibi geliyor. Tam hatırlamıyorum ama öyle bir durum var. Yani bizim defans bugün Allah'a emanet, size de söylediğim gibi bir defans attı. Yani abiler falan geldi şimdi, onlarla konuşuyorduk. Defans çok sıkıntı bugün, ne olacak bilmiyorum yani valla. Hani Trabzon'un çok iyi olmaması aslında bugün biraz da bizi motive eden bir şey. Kapalı alt üstü bayağı dolu, kapalı üstü dolu. Eski açık olacak zaten. Bugün bir derbi havasında bir karşılaşma bizi bekliyor. Umuyorum maçı alırız bugün çünkü Beşiktaş zor dönemlerden geçmeye devam ediyor arkadaşlar. Abi dur ne diyorsun ya, sen şimdi bize anlatma masal. Allah'ını seven defansa gelsin. Ömer sen ne diyorsun bugünkü maç yorumlarıyla, bu kadrolarıyla? Ben bugün kaos dolu bir maç bekliyorum. Dakika 70'ten sonra Uğurcan'ın çok darlanacağını düşünüyorum tarafta. Zaten şimdiden başladı alt taraf. Uğurcan tam önümüzde ısınıyor. Ha, değil mi? Kulübelerin değişmesinden dolayı artık bize yakın tarafta ısınıyor. Evet, güzel bir bilgi bu. Bizimkiler aşağıdan başladı, 2 saattir Uğurcan'a güzel şeyler söylüyorlar. Bakalım ya, çok kaos dolu bir maç bekliyorum. Tamam. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Dediği gibi artık Fernando Santos bizim yedek kulübesini diğer tarafa attı. Eski açık tarafının artık bizim yedek kulübesi. Ve yani bizim olduğumuz tarafa yakın kulübede de Trabzonlular var. Ki ona istinaden de burada ısınıyorlar onlar şu anda. Yani dediğim gibi bakalım. Enteresan bir maç bizi bekliyor. İki taraf da kötü. Şahlanılması açısından önemli bir maç. Güzel bir maç olsun. Şimdilik görüşmek üzere. Thank you.
Allah'ım beni böyle mahvede bir Allah. Allah sana sakatlık vermesin bunu. Uçsun benim be. Sen neresin be çocuk? Arkadaşlar selam. İlk yarı bitti şimdi. Yani çok temposuz, o kadar kötü bir ilk yarıydı ki aslında. Sonra 42 veya 45. dakika arasında Semih bir gol attı Semih. Semih bir gol attı. Ya böyle bir şey yok yani. Sol ayağıyla Nurcan'ı kaleye soktu yani resmen. İnanılmaz bir gol attı yani. İnanılmaz bir değer kazandık gerçekten. Allah bu çocuğa sakatlık vermesin. Yani müthiş bir ayak, müthiş bir şütörlük, ters ayağıyla böyle bir vuruş. İnanılmaz gerçekten. Ki Semih'e de ben tam böyle solda oynaması gerektiğini düşünüyordum yani. Cenk çok zayıf solda, Semih çok topla buluşamadı ileride. İkisi değişmesi gerektiğini tam düşünmeye başlarken böyle bir gol yani, inanılmaz bir gol gerçekten. Taraftar bir anda uyandırdı. Beşiktaş çok iyi değil yine aslında. Hani bakıldığında çok ortada bir oyun. Bir anda Raşitsa'nın aslında tempoyu yükseltmeye yönelik oyunuyla, merkezi delmeye yönelik oyunuyla aslında gelen bir gol oldu burada. Yine biraz sağdan gelip Raşitsa'yı topla buluşturup, Raşitsa topu sürüp top Semih'in önünde kaldı. Semih inanılmaz bir gol attı dediğim gibi. Oyunu çok iyi yamamıştık Trabzonspor'a karşı. Trabzon'un biraz böyle bir birkaç korneri vardı tehlikeli olan. Birkaç pozisyona girmişlerdi aslında. Çok iyi bir gol oldu. Çok yerinde bir gol oldu daha doğrusu. Taraftar da maçın içine girdi. Bu da çok güzel oldu bizim için. İkinci yarıda tekrar güzel kesitlerle sizle beraber olmaya çalışacağım. Çok iyi bitti gerçekten. Hani benim modum da yüksek olduğunu zaten tarzımdan anlıyorsunuz şu an. Güzel oldu, çok güzel oldu. İkinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Oh!
pozisyon yaptı. Arkadaşlar. Amartey'i neden biz stoperde oynatıyoruz'un cevabını biri versin burada. Hani gerçekten çok saçma. Bu herif gerçekten iyi topçuymuş falan dedim yani bugün. En azından o İngiltere'deki oyununa yansıttığını düşünüyorum buraya. Bu adam boş boşuna İngiltere'de oynayamaz çünkü. Gerçekten bugün orta sahayı toparladı. Hacı'nın, Salih'in yokluğu asla hissedilmedi. Muhtemelen de önümüzdeki maçlarda da oynamaya devam edecek gibi hissediyorum. Arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanal büyümeye devam ediyor. Desteklerinizi görüyorum. Her yoruma karşılık vermeye çalışıyorum. Gerçekten çok değerli sizin geri dönüşleriniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi şuradan hemen bir, şuradan benim bir yuvarlak bir sembolüm çıkıyor. Oradan bana abone olmayı unutmayın. Buradan da farklı videolara gitmeyi unutmayın. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendini abi. Tamam, gel. Ne? Tamam. Polisleri çıkarıyorum. Arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.